Değerli EYT'liler, EYT'nin çözümü için verilen talimatın AK Parti içinden kopuşların olması muhtemelen ve iki partinin kurulması yönündeki çalışmaların aynı anda denk gelmesiyle yapıldığını ve halk kitlelerinden kopmamak ve halk kitlelerini kazanmak ve yeni kurulması muhtemel olan AK Parti içinde kopuşların da muhtemel olabileceği Babacan ve Davutoğlu'nun yeni parti arayışlarının aynı ana denk gelmesini sizlere aktarmıştım. Yani EYT çalışması talimatı iki tane AK Parti içinden çıkacak partilerin çıkışıyla orantılı ve onlara karşı halk kitlelerini ve bu konuda EYT gibi büyük halk kitlelerini kaybetmemek isteyen hükümetin bir refleksi Sayın Erdoğan'ın bir adım olarak görmüştüm. Tabii ki AK Parti'ye karşı kurulacak olan partilerin tabelalara ne kadar erken asılırsa EYT için çözümün de talimatla beraber bir o kadar hızlı olacağını ve hızlı bir şekilde ilk EYT'li emekler göreceğimizi söylemiştim. Tabii ki geçen hafta önemli gelişmeler yaşandı. Geçen hafta kulislerde, medyada ve birçok alanda Babacan'la bu konuda Sayın Erdoğan'ın görüşme yapacağı ve Babacan'ın geri döneceği yönünde haberler tabii ki EYT konusunda da beni endişelendirdi. Çünkü EYT talimatını, EYT çalışmasını tetikleyen en önemli unsurlardan birisi AK Parti'nin içindeki kopuş seremonileriydi. Bu kopuş adımları EYT için ani bir talimata neden olmuş ve ilk EYT'li emeklerle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu EYT'lilerin hepsini domine etme adına böyle bir yola girdiğini düşünmüştüm. Ama ve lakin birkaç gün içinde göreceksiniz. Babacan AK Parti'ye muhtemelen geri dönüyor. Böyle izlenim aldım. Çünkü artık AK Parti karşı muhalefet partilerinden çekinmiyor. AK Parti'nin nasıl çekindiği, daha önce neredeyse eski bakanlar kurulu olarak adlandırdığı daha önceki siyasi duayenlerinin yeni partide birleşmesi ve AK Parti'den şu anda güncel vekiller ve siyasi partilerin oraya kayması. AK Parti burayı tehdit görüyordu. Bu yüzden EYT talimatı vermişti. Ve Babacan'ın geri dönüş sinyallerinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Büyük bir görev verileceğini düşünüyorum. Ve EYT kararında hızla ve şok bir şekilde seçim vurgusu yapılarak çekilmesinin nedenlerinin birisi de bu görüyorum. Bunu görüyorum. Şimdi gelelim ne olacağına. Babacan partiye dönüş sinyalleri vermiş olabilir ama siyasi konjonktür neyi nasıl gerektirdiği belli olmaz. Babacan vazgeçebilir veya Davutoğlu belki daha başka büyük taraftar toplayabilir ve iktidar yeniden EYT kartına sarılacaktır. Yani EYT aslında bu talimat ihtiyaca binaen değil, siyasi istikbale binaen siyasi olarak hedefler belirlenerek verilmiş bir karardı. Bu konuda EYT için işin bitmediğini düşünüyorum. Çünkü koşulların ve konjonktürün neler getireceği belli olmaz. Tekrar söylemek istiyorum. Babacan vazgeçebilir. Davutoğlu beklenen üzerinde büyük bir taraftar toplayabilir. Ve benzeri adımlar AK Parti'yi EYT'ye mecbur bırakır. Değerli izleyenler, çünkü geçen haftaki Babacan haberleri inanın bu konuda beni endişelendirmişti. Birkaç gün sonra açıklama geldi. Yayınlarımda bu talimatın AK Parti içerisinde kurulması muhtemel partilerin önünü almak, onlara karşı halk kitlelerinin desteğini güçlendirmek için yapılan bir hamle olduğunu defalarca açıklamıştım. Değerli izleyenler, büyük bir hüsran yaşamaya gerek yok. Hala siyasi konjonktürün ne olacağı belli değil. Hızla, emin bir şekilde başımız dik, hakkımızı arayacağız ve gelişmeleri de takip ederek bir sonuca varacağız. Etkiye tepki meselesi değerli izleyenler, siyaset böyle işte. Faydacı bir sanat ve burada da biz EYT'nin faydasına olan uygun konjonktürü kovalayacağız. Her şey inanın daha bitmedi. Anlattığım şekilde gerçekleşti değerli izleyenler. Hepinize saygılar ve sevgiler. Görüşmek üzere.